Bu canlı yayının grafiğini hazırlarken yönetmenim Bülent Hügül'e acaba Japonlara şu tavırlarından dolayı Doğu Türkistan'a sahip çıkmalarından dolayı helal olsun diye bir mahşet atsam saçma olur mu dedim. Yo hiç olmaz. Onlar geleneklerine, prensiplerine çok bağlıdır dedi yönetmenim Bülent. Haklı. Helal olsun diyelim. Çoğu yapamıyor ama Japonlar da yaptı. Buyurunuz kanayan yaramız Uygur Türk'ü. Yalnızlar direnmeye çalışıyorlar Çin zulmüne. Efendim, şu logolara iyi bakın. Artıracağım o logoların hepsini anlatmadan size. Japonlar, ünlü markalar bir gerekçeyle Çin firmalarına üretim anlaşmalarımızı iptal ediyoruz sizde. Sizden destek almayacağız diyorlar. Neden? Gerekçeye bakın ve Japonlara siz de benim gibi helal olsun deyin. Siz Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerini Fabrikalarınızda zorla çalıştırıyorsunuz. Bize bu bilgiler geldi. İşte 12 ünlü Japon şirketi Sony, Toshiba, Hitachi çok ünlü bir moda firmasıdır. Uniqlo sizle alışveriş yapmayacağız. Sizden üretim fason üretimleri de alacağız demişler. Hatta başka firmalarda almaya hazırlanıyor. Ya ayrılıyoruz demişler ya da ayrılma kararı aşamasındayız. Dahasını söyleyeyim mi size? Japon hükümetini de Japon medyası eleştiriyor biliyor musunuz? Stratejik nedenleri öne sürerek, parayı öne sürerek siz kamu olarak Çin'e tavır koymuyorsunuz. Yazık. İnsan hakları, insanlık onuru her şeyden öndedir diyor. Japon medyasını açın, okuyun. Tabii, bir de Çin'deki üretime rağmen o üretime devam eden Birçok ünlü başka firmada var. Oraya da kamuoyu baskısı gelmeye başlamış. Bravo Sony, bravo Toshiba, bravo Hitachi, bravo Uniqlo. Harika. Helal olsun.